Arkadaki irade. Kim abi arkadaki irade? Ee, Ahmet Bey, e, hani PKK terör örgütü olma ihtimali yüksek olarak değerlendiriyor. İçişleri Bakanı Sayın Ali, Ali Yerlikaya da öyle değerlendiriyor. Ben de daha önceki eylemlere baktığımda PKK terör örgütü olarak e, düşünüyorum ben de. Arkadaki irade olayın şekline baktığımız zaman yani o lojman kapısının bulunmuş olması ve sürekli aslında orada oturanlar o duraktan yani teröristlerin gasp ettiği ve o masum taksiciyi öldürdüğü duraktan taksi çağırması ve o sürekli oraya taksi, o durağın taksinin girip çıkıyor olması aslında da teröristlerin kolayca oraya girdiğini gösteriyor bize. Ve bunun da bir terör örgütünün bu konuda dahi bir profesyonel istihbarat aldığını ben düşünüyorum. dolayısıyla burada bir dış istihbarat izi de olabilir gibi geliyor bana. Çünkü e kırsal işaret etti. Evet. Bence tam da bu. Evet. Kırsal alandan gelmiş iki teröristin bu kadar stratejik derin bilgiye ulaşması <laughs> mümkün değil. Keşif o bölge Ahmet Bey. Yani insanların, sivil insanların sıklıkla geçtiği gördüğü hani keşif yaparak terör örgüt üyesinin edinebileceği bilgiler değil. Orada iki defa geçse üç de üçüncü va polis Hayırdır burada niye dolaşıyorsunuz diye sizi gözaltına alır. Hani şehir içi, sokak içi ya da sivillerin çok rahat ulaştığı bir nokta olsa bunu diyebilirsiniz. Ama çok aslında özel bir kompleksten bahsediyoruz. Ve o özel komplekste bu kadar derin stratejik bilgi alması bu tamamen bir istihbarat aklı olduğu gösteriyor. İsmail Dükel, Mossad'dan çok söz eden var. Ne diyorsun? Yani e, bu örgütleri birbirinden, istihbarat örgütlerini birbirinden ayırmak tabii ki zor. E, Birçok operasyonu birlikte yapıyor e, bunlar. E, CIA de olabilir, Mossad da olabilir. Ama ben nihayetinde terör örgütünün iplerinin e, her dönemde e, Amerika'nın elinde olduğu için ben e, arkasındaki yapı olarak e, ağırlıklı e, ABD'yi düşünürüm. E, İsrail bu süreçte ABD'nin taşeronudur. İsrail eşittir, ABD gibi bir şey zaten. Yani taşeronudur yani. Melik, e sonuçta baş sorumlu ABD'dir. Onun için de zaten açıklamaları timsah gözyaşları olarak değerlendirilir. Hani İsmail Bey şunu katkılı sağlayabilir Ahmet Bey. Biliyorsunuz Mossad'da casusluk operasyonu, yani ona yakın casusluk operasyonu yapıldı. Ve biz bu stratejik casusluk operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonda... Türkiye hep, içinde. Evet. Ve hep stratejik noktalarla ilgili veri ve bilgi topladıklarını biz gördük. Soruşturma dosyalarının içeriğine baktığımızda. Hiç savunma sanayine ilişkin var mıydı bilgi? E, mi? tabii her alanda vardı. Yani zaten yoksa sıradan ortamlar, yani... herkesin ulaşacağı ortamlar değil. Şu mu? Bir, dakika. Bir dakika. Ee, Türkiye'de diyelim ki son bir yıl içerisinde e, Mossad adına çalışan bir takım tipler yakalandı. Evet yakalandı. Bunların elinde savunma sanayine dair bilgi, belge, görüntü falan var mıydı? Yani bu dosyaya direkt yansımış bir bilgi olarak ben söyleyemem ama genelde... Hassas bilgiler vardı. Evet, hassas bilgiler vardı. Zaten yani Milli İstihbarat Teşkilatı yaptı bu operasyonları. Hani var ise bile onu kamuoyuyla paylaşmaz. Çünkü kendi stratejik güvenliği açısından onu paylaşmaz. Be, ama ben olabileceğini değerlendiriyorum. Birkaç yıl önce e, buralardan bilgi satan para karşılayan dışarıya İstihbarat bilgi satan şebekeler de ele geçti. Biliyorum işte onu Hı -hı. soruyorum. Tabii, tabii Para karşılığı. E, ama, ama, onlar böyle çok daha hani parayla bu işleri parayla yapan adamlar. Parayla vermişler. Evet. O istihbarat. Hatta bir kısmı alındı, serbest kaldı, millet evet, şaşırdı. Evet. Yani tabii, tabii. bunlara çok önem atfettiniz bir de serbest bıraktınız ha, falan diye bir tartışma yani da oldu. Yani çok o şey ama şu şu var. Şimdi ben hani böyle çok komplo teorisi bir fotoğraf çizmek istemiyorum ama TUSAŞ'ın özellikle seçilmesi yani senin kalbinden haberim var ya da işte beyninden haberim var. Ya yani niye TUSAŞ? Niye TUSAŞ? Tabii çok önemli yani o. Yani değil mi? Yani değil mi? Bir, Manidar. Bak niye TUSAŞ? İlk, Peki, ilk, Hakan i̇lk Bayrat, kez öyle bir şey oldu. İlk kez böyle bir yer hedef alıyor. Şöyle diyenler de var. Yani çok değil ama var. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün en önemli toplantısını yapıyor. BRICS. Yani BRICS biliyorsun. E, Çin Rus ekseni, o eksenin en önemli kuruluşu, Türkiye birikse girecek mi girmeyecek mi, Putin görüşme, zirve filan hani çok önemli bir iş. Tam onun bu görüşmeyi gerçekleştirdiği anda yani Putin'le Erdoğan yan yana fotoğraf verdiği anda Ankara'nın göbeğinde Kazan'da tusaş vuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşme yaptığı yerin adı Kazan. Evet. Ne diyorsun olabilir mi yani bir ikisi? Şimdi ben Amerika'nın mesajı yani Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi değil de malum derin devletinin bir mesajı olabilir diye düşünüyorum. İsrail, bir daha bir anlamadım. Amerikan derin devletinin Türkiye'ye bir mesajı olarak olabilir emin de değilim. Ama İsrail olamaz çünkü İsrail konusunda bizler abartıyoruz. İsrail Türkiye'ye karşı herhangi bir topa girmez giremez cesaret Yen edemez. Yemez. Evet. Ce yani cüret adam etmez. cüret bile edemez çünkü zaten orada başı belada. Bakma şimdi öyle astı astık kestiği kestik gibi gözüküyor. O hassas ipler üstünde yürüyor. Yani bütün Batı'yı ve Arap ülkelerini Hizbullah'la Hamas'la uğraşıyorum diye ikna etmiş. Şimdi bunun yanında Türkiye, Mürkiye. bir cephe daha açmak isra, şeytan gibi, cin gibi adamlar. Şimdi onlar Türkiye'ye böyle bulaşamazlar bile. Yani onu ben fantazi görüyorum. Şöyle olabilir mi peki? Yardımcı olmuş olabilirler mi? İşte bir tek o illegal çalış çalışmalarda CIA Mossad haberleşmesi oluyor. Yok PKK'yı taşeron kullanıyorlar falan bazı olarak. O Bilgi Olabilir. Ha? Bilgi transferi, Bilgi istihbarat Bilgi transferidir, transferi. şudur budur olabilir. Ama operasyonun eğer gizli mimarı varsa bu kazan mesajı vesilesiyle diye düşünüyorum. O tür bir mesajı verse verse Amerika Birleşik Devletlerinin illegal pozisyonu verir. Derin güçleri ha. verir. Aynen. Bence olabilir. Bu sürü... yani çok da yabana atılır bir ihtimal değil kesinlikle mi? Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Neden? Diğer şeylere göre daha mantıklı bir Neden? argüman bu. Evet. Neden? E, Birix, Batı, Tabii, direkt savunma sanayi. Bir dakika kardeş nereye gidiyorsun? Peki. Ben buradayım. Hmm. Senin tamam. kalbin. Tamam yine aynı soruyu soracağım. Erdoğan bir temas kuruyor. Sen terör yaptırtıyorsun tam o saatte ona bir mesaj vermek için. Senin mesajının ne etkisi olacak Erdoğan'ın bu, bu, bu yolundan? Mesajı alırsın almazsın. Elinin tersiyle vurursun vurmazsın. Bu başka bir şey ama adam mesajını veriyor. Ne demek istiyor? Yani Girme gitme mi? bir tarafa ne, ne, nereye gidiyorsun diyor. Buradan bakacak olursak. Değerlendirme böyle yapılır. Terörün mesajı bu olabilir diyor. Evet. Ama yani bu, ben bu mesajı elimin tersiyle itiyorum dersin. Ha, itersiniz. Ha. Devam edersiniz. Anladım. Ha, Itmezsiniz ya dur bir dakika bir, bir daha bir düşünelim dersiniz. Bu başka bir tartışma. Ahmet Bey zaten Orta Doğu'da mesajlar terör örgütleri üzerinden veriliyor. Bizim bu geçmişte de çözüm süreçleri başlatıldığı dönemlerde bu tür kanlı saldırılar oldu. Ben birikisinden de çok bağımsız olduğunu da düşünmüyorum. Nasıl Çünkü bir bağlantı kuruyorsun? Şöyle bir bağlantı var. Bir, zaten Suriye'deki terör örgütünün tamamen yapılanması Amerika'nın güdümünde. Yani onlar Amerika'dan habersiz olarak bunu yapamazlar. Ve Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Diyor ki sen NATO, Avrupa Birliği gibi eksenlerden ayrılıp Çin ve Rusya'nın etkin olduğu bir yere geçme. Geçersen ayrılmıyor bak, ki Türkiye. Ayrılmıyor da yani oraya yani NATO'dan geçersen, ayrılıyor. Cumhurbaşkanı defalarca söyledi. Bugün aynen. baktım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir AB ülkesinin <laughs> Dışişleri Bakanı ile buluşmuş. Bizim diyor temel hedefimiz AB'dir. Tabii diyor. onu söylüyor ama diyor ki aman diyor Çin ve Rusya'nın onlarla iş yapma yere diyor. de geçme diyor. Ha, onlar, geçersen diyor bak senin içini karıştırırım diyor. Bu mesajı veriyor. Kanlı bir şekilde veriyor. Ben İsrail, Mossad konusunda da çok o kadar iyimser olamıyorum. Neden olamıyorum? Bakın. Şöyle sordum ya. Şöyle. Neden olamıyorum? Bakın patır patır Mossad ajanları yakalanıyor. Yani demek ki Mossad Türkiye'de bir şey yapmak bir istiyor. Bir Sarıyer'de bir işte evet. kilise saldırısı yapanlar Mossad ajanı çıktı. Neten Yahu'nun oğlu bir harita yayınladı. Türkiye o haritanın içinde çıktı. Üç gün önce İsrail yani, savunma... Ben Abdülkadir ben o konuda Hakan Bayrakçı'ya katılıyorum. Yani İsrail'in, Mossad'ın böyle doğrudan Türkiye'ye karşı bir terör eylemini plan planının bak cümleme <laughs> lütfen dikkat et. Doğrudan bir fiil içinde olmasını hani ben de şey yaparım yadırgarım. Çünkü bir cephe daha açmak istemez. Ama şunu yapabilir. Bilgi paylaşımı. Kim birisi söyledi? İsmail Dükkan söyledi. Bilgi paylaşımı. Talimat verir. İstihbarat verir. Hani teröriste. Ama bunu ben, yapar. ben de size katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Patır patır Mossad ajanları yakalanıyor. Ee, i̇şte kilise baskının Mossad'ın talimatlarıyla yaptıkları otuz. Eğer yakalanmasalar... Bu bir şey. Tabii. E, Mossad mı talimat vermiş? Işte, ver? E, şu... DH militanlarını... Diyaş e? talimatıyla yaptıkları ya, ortaya çıktı. Mi? Ben Şimdi, ben, bir, bir, dakika. Burada yani e, bu, Selvi şöyle bir durum var burada. Amerika iyi güzel hoş İsrail tukaka. Nereden çıktı? yani ya ayrı şimdi, bir dünyada mı yaşıyor? hayır bu ben öyle bir şey uğruyorum. dedim. Baba ya. Seni hayır, şöyle. Anladım. O zaman Amerika ay, dedim at bak Amerika at bu o örgütün bu örgütün ipi Amerika'nın elinde. Amerika'dan bağımsız olarak bu örgüt eylem yapamaz ama hangi eyle, eyle, örgütten bahsediyoruz? PKK. PKK. Ha. Bu eylemi yapan da PKK biraz sonra açıklanacak tamam. zaten. Teröristlerden birisi tespit Öyle edildi. Öyle tespiti sürüyor. İkincisi, ikincisi Mossad'da Türkiye'ye yönelik olarak faaliyetler yapılıyor. Patır patır yakalanıyor. Biliyorsunuz e, en çok Mossad'ın yani kontr espiyonaj çalışmasıyla yakalanan örgüt ispart mensuplar e, istihbarat mensupları Mossad ajanlar. Ve Netanyahu'nun oğlu bir harita yayınladı. O haritada Van'a kadar olan bölgemiz arzı mevuz sınırlarında gösteriliyor. Yani yani Netanyahu'nun oğlunu da, da ciddiye almayalım yani. Ama yani, yani, Ahmet Bey onu ciddiye almayalım, bunu ciddiye yok, almayalım. sadece Netanyahu'nun oğlunu ciddiye yapıyor. almayalım. Onu ciddiye almayalım. alacağız ya, da ve mesele mesela, şu. Hatimdeki Selvi, Netanyahu'nun oğlu Allah harita Allah aşkına kereyi aldı. Ya niye bu kadar İsrail'i korumaya çalışıyorsun? Ne koruması ya? Yapma Allah aşkına ya. Ben İsrail'in İsrail'in yemez diyorum, yemez. İsrail'in de Mossad'ın da bize yönelik faaliyetleri var. E tam inanın. Tamam. Yani siz de inanmayın. Tamam. Ne yapabilir ya. bize ya İsrail ne planı kurabilir? İsrail abartıyorsunuz bir şey diye. Ya abartıyorsunuz İki değil. Tane örgüte Arkasında Amerika. Var. Var. Abartıyorsunuz değil. Arkasında Amerika i̇şte var. Ortada uzay olsa Arap'lar da geçmez. Arap'lar da öyle Çok yaptı. 67 savaşlarında Arap'lar da öyle yaptı. Bu İsrail ne oluyor dedi olmuş. Arkasında Amerika var. Biz Amerika'da Amerika bak, var arkasında İsrail yani sen. Bizim ligimiz sen, Amerika, İngiltere, Fransa şöyle, falan. Öyle tamam buna katılıyorum ama İsrail'i şöyle Ama tokatlarız. öyle tokatlarsın da arkasında Amerika'nın olduğunda bileceksin yani. Bu bak, da hikaye değil. Ki, ya adam yapmıyorum. Lübnan'ı vurdu, Suriye'yi vurdu. Andromeda galaksisi olsa İsrail'in ödü kopar bizden. Kafaları o kadar çalışır. Hakan abi. Çok kana ya. yaparız adamı. Yaparız ama bu İsrail'in bir tehdit olmadığı anlamına abi da o gelmez. O zaman kesin ticaret olsun bir şey. Gerçekten, gerçekten o zaman her bir İsrail Tartışması ne? mı? Mesele şudur. İsrail, Mossad, Türkiye'ye yönelik faaliyetler var. İsrail bize dokunmaz. Mossad bize dokunmaz diyemeyiz. İşte şimdi, bu kadar Mossad ajanını nasıl bunu, yakalanıyor? Bunu demiyoruz. Her Bunu demiyoruz. Öyle Her ülkenin istihbaratı bir başka ülke için istihbari faaliyetler yapar. Özellikle de Mossad'ın bak doğru mu? Bak, evet. Son 3 yılda, son üç yılda 6-7 tane Mossad hücresi çökertildi ya, ya yapmayın hücre Allah Bilirsin. He. Bu başka e, ne olacak bu, başka. Bu başka bir şey. Ama gerçek e, bir düşman varsa onun üzerine de İsrail'le örtmeyin diyorum. Kim örtüyor? E sen örtüyorsun. Ya sen ayrı bir dünyada. Mı Hayır yaşıyorsun? tam da bu sözü. Sen de söylediklerimi anlamıyorsun. Ben diyorum ki PKK Amerika'dan bağımsız bu eylemi yapmaz diyorum. Ya Asıl o zaman büyük patron ne? PKK. Ama İsrail'i de Mossad'ı da yok sayamayız diyorum. Bu onun üstünü örtmek mi oluyor? E evet örtmek ben oluyor. Ben zaten İsrail bu ben işi sadece yap, yapar. Türkçe konuşuyorum. İsrail Başka bir dilde konuşsam. diyorsan eğer Amerika yapmıyor diye ölen anlam anlamı çıkıyor? çıkıyor. Evet o anlam ya çıkıyor. Ya sen oturduğun yeri değiştir. Bak sen Nereye yanlış geçin? anlıyorsun. E Amerika sen değiştir, sen büyük şey. patron diyorum ama bu Mosra'dan da Türkiye'ye yönelik bir takım onu, bir harita Olduğunu yayınladı. Üç gün gelmez. önce ona üç inandı. gün önceki o değil. Ona inandı. O üç gün evet, önce, doğru. İnan 90'lı yılların ortalarından beri o harita var. O haritayı anlatanla da dilimizde tüy bitti. Ya içimizde. İsmail, İsmail Dükel sen zaten dünya yaratılmadan her şeyi anlattın arkadaşa. Ya kardeşim ben hayır, diyorum ki. Hayır dünya yaratılmadan ya Dünya, dünya ya, değil. Ben... ben ben bunu anlattım. Ya kardeşim Netanyahu'nun oğlu bu programlarda birkaç ay önce yayınladı. Bir yıl önce anlattığında İsrail, kıyamet İsrail savunma, Bakanlığı da 3 gün önce bir e, şey video yayınladı. O videoda da yer alıyor. Netanyahu'nun oğlunun yayınladığı haritada arzı mevut olarak yer alıyor. Netanyahu da doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. Vallahi, Şimdi bu durumda Neten Neten Türkiye ya, yok oğlu, mu dersin? Netanyahu'nun oğlu savaştan kaçmış Miami'de artık uyuşturucu bilmem ne partilerle uğraşan sersem bir çocuk. Ciddi alınacak bir adam değil yani. Ya. Sersemin teki yani ya, Tamam hayatı öyle olabilir ama, ama Ali, Mo haya, Hayatı tamam, öyle o. olabilir ee, Öyle de ama ciddiye almak Ahmet, lazım Ahmet Fakat Bey. ben de diyorum ki Bunu 3 gün önce o yayınladı Ama bunu 90'lı ortalarından beri zaten NATO yayınlıyor ya, Zaten Amerika yayınlıyor ya Amerika, Gözümüze gözümüze soktular Amerika PKK'nın patronu diyoruz Daha ne diyelim ya Melik şimdi e, Şöyle yani e, Abdülkadir abinin dediği hani Tamam ciddiye alınmaz ama Hepsini böyle bir hayalda. Dedim niye ciddiye bir... alınmasın ya. Hayır hayır, senin değil abi şey. <laughs> e, ama böyle ne bir şey hayalleri yaptım? var. Ya hayalleri mesela bir var. harita yayınlıyor. doğuyu Kürdistan gösteriyor. Hayalleri ya 24 var. milyon kilometre kare imparatorluk bakesin. Hakan abi evet. hayalleri neden bir şey demeyeceksin bu İsrail'in? Hakan abi. İsrail'de. 24 milyon kilometre kareden 783 bin 562 kilometre kareye düştük mü? Şu anda. Ve bu tombaladan çıkmadı. Kanla alındı. Cetvelle de çizilmedi. Verecek bir çakıl taşı yok. Ümüğünü sıkarız. Teke tek bir ümüğünü sıkarız. sana evet, itirazım yok. Hayır, itirazım yok o konuda. Ama Mossad'ın bir takım şeyleri denediği ortada abi. Son dönemde kontrol ispiyonajla... Söz Hakan da. Şimdi İsrail'de orada da hayalperest, fantazi peşinde koşan, zekası 90'ın altında IQ'lu tipler elbette var. Onlar böyle hayaller böyle hayalleri abuk subuk yüzde beş veya ondur bilemiyorum. İsrail'deki zeka oranına bağlı. Yok Türkiye sınırlarında içine alan aptal aptal haritalar çizenler var olabilir. Ama bu İsrail'de devlet konseptinde veya İsrail'in Türkiye'ye karşı tutumunda ciddi bir şey. Mesela birkaç askerin de kolunda bilmem Arz-ı Mevut haritası görülmüş. Evet evet. Ya görülse ne olur? Orada da böyle fantastik hayallerle uğraşan tipler var. Sonuçta İsrail devletinin ne gücü yeter, ne hayali bile yeter. Türkiye ile bulaşmaya 67-73 Arap Albini örnek veriyorlar. Örneğe bak. Araplar sınırlarını İngilizlerin çizdiği adamlar. Biz kimiz be? 2400 yıllık bir devleti ya, konuşuyorsun. Hakan can ki. Özür dilerim. Bizim ligimiz İngiltere, Fransa, Amerika, Hakan Bayraktar. Hakan Bayraktar. Hakan Bayrakçı, Recep Tayyip Erdoğan bunu bilmiyordu ama çıktı İsrail bundan sonraki hedefi Türkiye dedi. Recep Tayyip Erdoğan bundan haberi yok mu? Yalnız Erdoğan, Demek ki Erdoğan yalnız orada bak, Bir takım elinde bilgiler var hayır. ki bunu söyleme gereği Erdoğan, duyuyor. bak o şöyle. Er, şimdi Erdoğan'ın orada kastettiği İsrail şu anda Türkiye'nin kendisine yönelik politikalarından şiddetle rahatsız. Bunu biliyoruz. Tabii. Bitirmeme izin verin. Bir, nereden biliyoruz? Ya İsrail'in Dışişleri Bakanı de bir bizim Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tweetler atıyor. İkide bir. Artık yani iyice ergen çocuk gibi. Tabii, tabii. Yani böyle bir fotoğraf paylaşıyor bilmem Erdoğan'a laf atıyor atıyor atıyor. Biliyoruz yani bir hınç var, bir kin var yani. Netanyahu'da da var, bakanlarında da var. Belli yani Türkiye'den haz etmiyorlar. Niye? Çünkü oradaki gariban Gazze halkına destek verdiği için. Çocuk çocukları öldürmeyin diyor. Değil mi? Türkiye ne diyor? Kardeşim çocukları katletmeyin diyor yani. Bu kadar basit bir şey söylüyor. Erdoğan'ın kastettiği bunlar Suriye'deki bir takım karışık işlerin içine girebilir. Orada bir devlet yapılanmasının gerçekleşmesi için destek atabilirler. Bu tür işlerle Türkiye'yi hedef alırlar. Yoksa doğrudan Türkiye'ye saldıracak dediğin gibi ne mecalleri var ne hayalleri olabilir. Ne, ne tür bir ders alacaklarını bilirler. Orada haklısın yani. Ona, ona katılıyorum.